yaptığımız açısından da öncesinde. Çünkü bizi o noktaya getiren bir şeyler var yani. Evet. Biz rocks, plak, rocks'a girdik yani. Rocks'taki ilk popüler rock müzik falan. Hani o durumlara girince bir de çok gençtik Serkan'da. Biz 20 yaşındaydık o zaman 96'da. Evet. Yalnızlık Ölüsü'nü 98'de yaptık zaten. O iki sene içinde biz ya Anya'yı, Konya'yı her şeyi gördük yani öyle söyleyeyim. Yani birdenbire televizyonda gördüm. İlk iki albümde. Televizyonda gördüğüm bütün şarkıcıları, starları, bilmemleri, arabeskleri, onları bunları birdenbire yanında görüyorsun şirkette. Bir de dinleyiciden de acayip kültür var, rock ilgi vardı. Yani rock müzik algısı yok popüler anlamda. Millet seni bir yere... Beynin de öyle bir sound var. Evet, bir yere oturtamıyor. Hani popçu musun, rockçı mısın? Popçular seni rockçı diyor. Rockçı da aradı lan, popçu bu herifler diyor. Böyle tam böyle arada kalmışlık oldu. İkinci albümde Şahin Endi'yi çıkardıktan sonra çok büyük bir turne bağlandı bize yazın. Böyle 35 konserlik falan. Böyle çıkıyoruz otobüsle, gidiyoruz yani. 5. 6. konserinde, isimleri vermeyeyim şimdi de, yani böyle ben hikaye olsun diye anlatıyorum, hikayenin ya bilgi olsun diye. İflas yani tamamen patladı turne. Aranızda. Organizasyon. Organizasyon patladı. 5. konserde dediler ki olamıyor olay. Ve biz böyle en peak zamanımızdayız yani. Neden ekipmanı mı taşıyamıyorlar, ne yapıyor? Yani gitti iflas rock, etti. Rock yani iflas etti. Hayır şey, organizasyon iflas etti. Yani istedikleri parayı kazanamayıp tamamen turneyi iptal ettiler. Biz Marmaris'teydik galiba. Bir baktık turne otobüsümüzün yerine bir tane böyle hani bir ailenin içinde yaşadığı 3. sınıf bir otobüs gelmiş böyle yıkık dökük falan. Hiçbir şey yok ortada. Organizatör, menajer, o bu, herkes, kimse yok. Biz böyle dımdıslak otobüsü biz olarak orada bindik, bitirdik, aslında yani şey yaptık, böyle farkına vardık olayın, bindik otobüse. Geri dönerken kaza yaptık. Bizim dönüş oradadır yani olay. Otobüsle birlikte. Yani çok da bayağı ağır kaza yaptık yani. Ama bunun bize bir şey olmadı ama 97 yazıydı o. O kazayı yaptık, orada bir travma yaşadı bizim grup genel. Kafadan yani. Şirket, bütün bu bizim iki sene içinde bu arada kalmışlık, bayıklık, psikolojik baskı o kazada bizde tamamen böyle dışa vurdu. Ve biz plak şirketine yüklendik. Kendi yapmak istediğimiz müziği yapmak yapmak istediklerimizi anlattık. Onlar olmayacağını söylediler. Popüler kültüre işte uygun olmadığını söylediler. Kapakta fotoğraf istiyorlar. Biz bisiklet bilmem ne bastırıyoruz. Ama bizim o albümü kaydetmeden önce de bir stüdyoya girdik, kapandık. Tabii. Ve böyle çok uzun süre. İşte orada şey oldu. Stüdyoda... Kazadan sonra bütün kafalar değişti bizde. Bir tane ufak bir stüdyo kapattık Kadıköy'de. 5 ay. Pazartesi, cuma. Sabah memur 11, yani. Akşam 8. Memura bağladık. 5 ay boyunca sırf bu şarkılar. Böyle yani. Yani üstünde şarkılar, sözler, onlar bunlar falan çok çok ciddi yani. Çalışmaydı. O zaten o şeyi, ne diyeyim, biraz bu hafif bir karanlık havası vardır ya. Bütün o dönemin getirdiği bir etkiydi işte o. Sonra onu çıkardık Yalnızlık Meclisi'ne. Biliyorduk albümün çok iyi olduğunu. Çünkü çok çalıştık albümü, biliyoruz yani. Çıkardık, bize gelip şey dedi. 10 sene sonrasının albümünü yapmışsınız. Ya dedik, sen daha ne istiyorsun abi? Beni bundan mı eleştireceksin yani? Hani onları da... O Yalnızlık Meclisi'nin albümü çıkardık, bizim için korku filmi gibi. Bir buçuk sene, yani konser falan gelmiyordu yani. O derece. Evet. O kadar ilgi yoktu albümde.